Avcı Afriyat, Zennure Koç'la Türkiye'nin starını sunar. Aşksın sen, hayallerim gerçek oluyor. Bakmaya hasret kaldım. Gözlerin Türkiye kokuyor arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin starı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, ben yine kobiye çekeceğim tabii ki. Biz öğrencilerimize söylüyoruz kobiye çekmeyin diye ama biz en büyük kobiye biz çekiyoruz. Evet, programımız
Bu hafta harikalar esirecek, her hafta olduğu gibi. Öncelikli olaraktan misafirlerimiz var. Tabii ki söyleyeceğiz birazdan onların kim olduklarını. Ben hemen mesaj hattımızı vermek istiyorum. Evet, kanal 28 yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. 39'a mesaj gönderiyorsunuz. Kanal 28 yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyoruz. 39-69'a. Mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Aynı zamanda telefon numaralarımız zaten alt bantta da geçecek. 0212 549 56 33. 0212 549 56 33 canlı yayına bağlanmak isterseniz hemen canlı yayına alıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu hafta dolu doluyuz dedik. Çok güzel konuklarımız var, birbirinden değerli konuklarımız var, birbirinden değerli başkanlarımız var burada, hep beraber gelmişler. Birazdan kim gelecek? Futbol takımımız da gelecek herhalde. Evet, beni yalnız bırakmadılar, sağ olsunlar. Şimdi ilk olaraktan Mücahit Avcı Beyefendi'yi alkışlarımız eşliğinde alalım biz, programımızın sponsoru. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen siz burada... Şöyle oturun Mücahit Bey, ben birazdan size söz hakkı vereceğim. Evet, bugünkü programımızın sponsoru Mücahit Avcı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda aramızda Çorum Kargı ilçesi Abdullah Köyü Dernek Başkanımız, aynı zamanda Çorum Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı ve eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda bir de futbol takımı teknik direktörlüğü mü var mı? Başkanlığımız, evet başkanımız ve eğitimden sorumlu dedik. Zeynel Uzanır başkanımız aramızda ve evet ve aynı zamanda kendi yardımcısı, başkan yardımcımız da Kenan Özel beyefendi gelecekler birazdan. Sevgili Ozan'ımızı da bekliyoruz. Ona da mikrofon verip şiirlerinden de, güzel şiirlerinden de alacağız arkadaşlar. Ve aynı zamanda İstanbul Çorumlar Derneği Başkanı Muzaffer Korkmazgöz Başkanımız ve yönetimindeki arkadaşlarımız Murat Yılmaz, aynı zamanda Rizeliler Dernek Başkan Yardımcısı Memiş Kadıoğlu. Nereden nereye? Çorum'dan Rize'ye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, böyle maşallah. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Aynı zamanda bizi yine yalnız bırakmayan, gerek sosyal medyada olsun, gerek normal hayatımızda da olsun, sevgili kardeşim olan, hepsi benim kardeşim gerçi, Çordef Federasyon Başkan Yardımcımız sevgili Sayın Abdullah Çıtak Beyefendi de hoş gelmişler. Evet, yine çok değerli misafirlerimiz gelecekler, yoldalar. Sanırsam bugün bir trafik biraz daha kalabalık, çünkü kar bitti artık, herkes arabalarının başına geçti. Ben de geçen hafta biz de metro ile gelmiştik ve aynı zamanda metro ile geldiğimiz için saat 12'de de özel arabamız geldi. Bu arada ulaştırmadan sorumlu kardeşim İmdat Çaylı'ya da çok teşekkür ediyorum, bizi burada mağdur bırakmadığı için. Evet, şimdi ne yapalım? Şimdi programımıza gümbür gümbür devam ederken şöyle, o Türkiye'nin çok güçlü bir sesi, o Türkiye'nin yakışıklı prensi, o Türkiye'nin Murat Ceylan'ı. Evet, alkışlarımız Murat Ceylan için gelsin efendim. Thank you.
Çaresi var derler ya, bizimkisi çaresiz. Yani ölüm gibi, ölüm gibi, ölüm gibi. Çok, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, tekrar hoş geldin Muratcığım. Nasılsın? Hayırlı olsun programın. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Ben teşekkür aslında ederim. Geçen hafta bizimle birlikte olacaktı. Karze'de olduk abla, biliyorsun. Karze'de, evet, herkes Karze'de aynen oldu. Ama sözümüz yerinde dedik, tutacağız, evet, sözümüzü, herhalde geleceğiz. Evet. Ekranları başında bizi izleyen tüm değerli izleyenlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Herkese sonsuz seviye saygılarımı sunuyorum. Evet, sevgili Murat Ceylan geçen konuklarımıza hafta da keza bizimle birlikte olacaktılar. İnşallah. Ama yoğun kar yağışları nedeniyle biz de arabamızı çıkartamadık ama metro ile geldik biz de. Sağ olasın, buradayız çok şükür. Değil mi? Evet. Çok, geç olsun, güç olmasın dedik. Evet, evet, şöyle alalım Murat'cığım seni. Yine ekranların yakından tanıdığınız Çorum'un yakışıklısı diyelim, canım kardeşim, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü seslerinden Ali Gülsoy'u alkışlarımız eşliğinde buraya davet edelim hemen. Sebep neydi beni ele sattın sen? Aşk mıydı bu, söyle bana yalan mı? Söze kanıp beni ele sattın sen? Söze kanıp beni ele sattın sen? Gülüm
eksik miydi yar sana? Bir gün olsun acımadın sen bana. Eriyorum için için ben sana. Söze kanıp beni ele sattın sen. Söze kanıp beni ele sattın sen. Oy Hezal, senin yaptığın ama. Oy Hezal, beni yaktın ama. Oy Hezal, ağlattın ha. Ali kardeşim de dedi ki ben dedi Zennure ablamı yalnız bırakmayacağım. Türkiye'nin Starı programına mutlaka gideceğim dedi ve canım kardeşim. Her zaman. Mikrofon var zaten yakımızda Ali kardeşim. Evet, hoş geldin. Hoş sefalar bulduk, getirdin. Hoş bulduk, teşekkürler. Çorum'u da getirdin bize. Evet, bütün Çorumlular zaten bizimleydi değil mi? Aynen. Burada bütün Çorumlu hemşerilerim. Evet. Burada Abdullah başkanım, Zeynel başkanım, evet. Muzaffer başkanım. Buradalar desteklerinden evet, dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Her zaman desteklerimiz zaten bizim. Onlar artık hı hı. bize başkandan çok bir aile gibi olduk. Yani insan nasıl bütünleşiyorsa, bir araya geliyorsa onlar artık bizim için önemli olan nereli olmak değil. Ben Samsunlu olabilirim ama ben sizin evinizin kızıyım. Yani. Sizin yörenizin kızıyım. Türkiye'nin starıyız değil mi? Aynen. Aslında biz değiliz star. Biz onların gönüllerinin starıyız. Aynen. Evet. Size de programınıza hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim Ali kardeşim. Çok sağ olasın. Ekranları başlarında yere stüdyomuzdaki konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Çok teşekkürler. Hemen sizi şöyle alalım. Evet. Mikrofonumuzu bir alayım ben. Evet dedik ya sevgili izleyiciler bu haftanın program sponsoru aramızda dedik. Sevgili yönetmenim bir rey alabilir miyiz acaba? Biraz sonra. Evet tamam biraz sonra. O zaman ne yapalım? Ben hemen şu şeyleri hatırlatayım ya. Ben vallahi kopya çekeceğim yine. Evet mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum ben. Kanal 28 yazıyoruz. Mesajımızı yazıyoruz. 39-69'da mesajlarımızı gönderiyoruz. Bakalım. R hazır mı? Hemen R'miz hazırmış. Evet. Efendim buyurun mikrofonu verelim şimdi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Mücahit Bey. Evet. Yaka mikrofonumuz var mı zaten? Tamam. Mikrofonu alayım. Evet. Tamam. Evet. Kendinizi tanıtın siz Mücahit Bey, buyurun. İsmim Mücahit, soy ismim Avcı, Yozgatlıyım. Kadıköy ilçesine bağlıyım. Avcı Harfiyat olarak buraya geldik sizlerin sayesinde. Evet, teşekkür hoş ediyorum geldiniz. Bu arada, sağ olun. İstanbul genelinde altyapı olarak, harfiyat alarak çalışmaktayız. Yani gerektiği yerde, gerektiği zaman gece gündüz işlerimizi yapmakta devam ediyoruz. Evet, yani ben şu ekranlarda dönen telefon numarasını aradığım zaman sizin numaranızı aradım. Alo, evet. Kiminle görüşüyorum? Siz diyeceksiniz, Avcı Hafriyat dediniz. Evet. Evimi yıktırmak istiyorum diyeceğim. Evimi yıktırmak istiyorum diyeceğim. Neyle gireceksiniz bize? Gereken her türlü araç imkanımız var yani. Evet. Tırlar olsun, katolar olsun, kepçeler olsun.
Ama yine de evimizi yıkmasın. Geri dönüşüm yapıyorlar ya. Tabii, Allah kimseyi evsiz bırakmasın canım. Yani evimiz öyle hayırlı değil olursun. De. Allah evet öyle değil de Allah kimseyi evsiz bırakmasın, aynen, ocaksız aynen. bırakmasın. Şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu geri dönüşüm kampanyasından yararlanmak istesek yani. Evet. Gerçi bizim evimiz yeni binada. İşte sizi merak eden izleyicilerimiz vardır. Demek ki alo diyorlar hemen. Yani siz, gece kaç olursa olsun fark etmiyor. Gecenin kaç 7/24 telefonlarımız hizmete açıktır. O zaman şöyle diyeyim Mücahit Bey, sinirlendiğim birisi var benim mesela. Evet. Tutuyor, getiriyorsunuz kepçelerinizi diyorsunuz. Evin barkı yıkılsın diyor alo dediğimiz zaman. Alo biz onu hallederiz Emre Hanım. Siz hallediyorsunuz. Evet. Tamam bakın sevgili izleyicilerimiz, işin şakası bir tarafa. İşin uzmanı burada. Evet, işin uzmanı burada. O yüzden lütfen dikkat edelim. Uzmanlar buradayken işlerimizi başkasına vermeyelim. Bu arada telefon numaramızı da hatırlatayım ben. 0212 549 5633. 0212 549 5633 numaralı telefonumuzu arıyorsunuz. Karşınızda biz çıkıyoruz ve isteğiniz varsa tabii ki repertuarımızdaki olan isteklerimizden seslendiriyoruz. Geçen hafta bildiğiniz üzere kar ve kış yağışları nedeniyle programımızda kimse yoktu. Sadece ben yaptım programı ve çok güzel beğeniler oldu. Dinlediğiniz üzere. Hemen ben canlı bir eser yapmak istiyorum. Havada bulut yok, re karalı olsun. Şöyle. Askerlerimize görev başındaki
teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada Akderspor'un sevgili futbolcuları evet aramıza katıldılar birazdan. Evet onları aramıza alacağız. Şimdi ne yapalım? Hemen Muratcığım arayı soğutmayalım. Senden bir eser alalım. Böyle bol türkülü olsun. Sohbet az, şimdi, bol türkülü. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Evet. Benim çok Sivaslı dostlarım sağ olsunlar şu anda ekranda bizi izliyorlar. Ayrıca Giresun'dan Şebin Karahisar'dan arkadaşlarım evet, da var. Evet, mesaj attılar. Zaten sosyal medyada hemen yapıştırmışlar. Bizim sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı her yere sevgilerimiz, selamlarımız. Herkese bütün Türkiye'ye evet aynen. Sonuçta hani. Evet. Ve hocam la rica etsem son zamanlarda sevilen bir türkü. Gözyaşlarım ince ince. Evet aynen. Geçen cumartesi programda bir annem vardı. İstek çok yoğunlukla okuyamadım. O da beni izliyor. Fatma annem ona selamlar olsun buradan. Onun için de yazsın olur mu? Hadi gelsin bakalım. Şimdi mi geldim aklına diyor. Şimdi mi geldim? Thank you.
yıllar var ki her gün yasa, ecel çırak ölüm usta. Şimdi mi geldim aklına, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, benim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, benim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? İş işten geçtikten sonra gelsen de olur. Gelme zaten. O yüzden hayattayken evet, birbirimizi seveceğiz, aynen, sayacağız. Hayattayken birbirimizin kıymetini bilmedikten sonra mezarın başında ne işe yarar ki? Sözü yazan yüreğine, duygularına sağlık. Bestelenin de ellerine, ruhuna aynen, sağlık. Aynen öyle. Çalan arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler. Çok bu arada ikimizin ortak yanları var Murat'cığım. Bir ablam neydi? Adil Çelebi desem? Adil hocam benim baş tacım. Değil mi? Adil Çelebi'yi tanımayan ellerinden son nefesime kadar öpeceğim yegane insandır. Değil mi? Çok sevdiğim ben bir çok hocam. Bana diyorlar ki sen çok şanslısın. Senin gerçek dayın Adil Çelebi. Ben hani ben hani mizansel ol. Hani böyle değil dayın mi diyor. Herkes dayı diyor ya hocam. He evet. Ben öylesine zannediyorum. Yok. Meğersem öz dayınızım. Evet. Ne kadar şanslısınız. Öz dayım. Buradan Adil dayıma sevgilerimi gönderiyorum sevgili dayıcığım ve yengeme. Adil hocam aynı zamanda biliyorsunuz TRT'nin en dev sazlarından birisidir. Evet, aynen. Nefesli sazlar üzerine. Aynen. Çok telefonumuz değerli bir hocamızdır. Hürmetlerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Evet. Saygılarımı. Hemen Murat'cığım seni şöyle tabii alayım. Tabii. Alo. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben Afyon'dan arıyorum. Afyon'dan arıyorsunuz. Evet. Bir Türkiye isteğim var da bütün Türkiye gelsin. Evet. Bu Nuri Can söylüyor. Ağrı'da gönder benim yavrumu diye. Ağrı'da gönder benim yavrumu diye. Asker çıkışı. Ağrı'da pek fazla anlayamadım ama şu anda konuşmanızı. Nuri Can söylüyor. Onun kaçası var adamda. Ağrı'da gönder benim yavrumu diye. He anladım. Anladım. Anladın mı? Ağrı'da gönder benim yavrumu. Sizde. Var mı sevgili? Evet. Bu arada Afyon'a sevgilerimizi iletiyoruz. Kadir tamam. Şiirtepe. Kadir Bey. Evet. Afyon'dan nasıl görünüyoruz? Afyon'da kar var mı bu arada? Kar çok fazla maşallah. Bereketimiz çok güzel. Evet. Afyon'da benim aynı zamanda kuzenim okuyor. Mühendis olup gelecek inşallah. Afyon'u çok inşallah sevmiş. Ben de geçen yaz Afyon'daydım. Orada bir programımız vardı. Bütün Afyonlulara sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Tamam. Yalnız tamam, Kadir abi kardeşim. Sana evet, benim repertuarımda o yok. Başka bir türkü armağan etsem olur mu canım kardeşim? Fark etmez. Şey söyle o zaman. Neydi o? Evet. Diyarbakır etrafında barlar var ya, o da olur. Tamam. Tam yerini buldunuz. Tam yerini. Bak burada kaynağı var. Sevgili Murat kardeşim var. Sevgili Ali kardeşim var. Fark etmez. Tamam fark etmez. Yani. Canım kardeşim Kadir Bey. Sevgilerimi iletiyoruz size. Ailenize tamam, sevgilerimizi gönderelim buradan. İstekten öyle ayırma yok. Türkiye çok teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sevgilerimizi sunuyoruz. Evet. Ali kardeşim senden bir eser alalım. Bu arada birazdan kepçelere, kamyonlara döneceğiz. Bu arada sevgili izleyenlerimiz. Ben de iş yerinizde iş istiyorum. İşsiz kaldım ben de. Sorun yok. Ehliyetim var koç gibi. Tır kullanırsanız çağırırsınız. Yok. Tır ehliyetimi aldım ama emniyetten geçirmedim. Sıra yok ki. Maşallah bağcılar emniyeti dolmuş. Nisan'ın bilmem kaçına kadar dolmuş arkadaşlar ehliyet alanlar. Sevgilerimizi iletelim bu arada. Emine ablamız da burada. Onu da birazdan söz sahibi vereceğim. Mikrofonunu da vereceğim. Bakalım hocasından memnun mu? Evet Ali kardeşim. Söz saz sende. Ben de birkaç tane selam göndereyim Demir Hanım. Tabii buyurun gönderebilirsiniz. Şu an bizi Çorum Dernek Başkanım Cemil Yaşkabak Başkanım bizi izlemekte. Sevgilerimizi iletiyoruz başkanımıza. Yeşilköy Dernek Başkanım Şaban Cani Tezgi. Sevgilerimizi iletelim. Sevgiler selamlar. Stüdyoda yine Muzaffer Korkmaz Göz Başkanım, Zeynel Uzanır Başkanım, Abdullah Çıtak Başkanım evet buradalar misafirimiz. Koç gibi hoş geldiniz oturuyorlar diyorum.
Giresun Halıcılar Derneği, Çöklüce Köy Derneği Başkanım Adnan Bey, evet, şu an bizi izlemekte. Sevgilerimizi selamlar, sevgiler diyorum. Memleketim Çorum'a selamlar, sevgiler diyorum. Plaka kaçtı Çorum'un ben bilmiyorum. 19. 19 mu? Tabii. Ay, ben hiç bilmiyorum 19'un neresi olduğunu. Geçen hafta daha beraberdik. 19'un evet, 19'lar gecesindeydik. Buradan Tevfik Bey'e de sevgilerimizi iletiriz. Evet, 19'lar gecesi sanırsam yine yapılacak değil mi? Ocağın 19'unda. Evet, beni de davet ettiler ama benim başka bir programım var. Bu sefer onlara eşlik edemeyeceğim. Sevgilerimi sunuyorum buradan. Sağza sen de sözde sen de. Canlı diyelim, bir canlı yapalım. Ay Bulut'a diyelim. Ondan sonra da üzerime üşüştüler. Bu arada bu parçamızı Kadir Bey'e gönderiyoruz. Afyon'dan aramış olan. Yeah.
kız kardeşlerim beni üretme sevgiler saygılar. Yapalım Çorumlulara. Bırakmayalım hemen. Tamam. İlvanlı mı yapalım? İlvanlı mı yapalım Çorumlulara armağan edin. İlvanlı. Ali Bey. Evet. Siz de bana alkış edersiniz. Haydi bakalım. Evet, şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlar. Herkes gibi biz senle niye mutlu olmadık?
Çekersin. Sen sevmeyi bilmiyorsan sev ki sen de bilirsin. Bu arada bu eserimizde Yıldıray Uygur abime çok teşekkür ediyorum. Hem eseri verdi hem de eserde bana vokal yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Yine Adil Çelebi müzik yapımcılığı altında. Evet, şimdi ne yapalım? Bizim bir Akner sporumuz vardı. Sporcularımız vardı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet, maşallah canım kardeşlerim, hepsi aslan gibi, hepsi birbirinden yakışıklı, birbirinde Allah sizi sevdiğinize bağışlasın diyoruz. Allah annelerinize, babalarınıza evlat acısı vermesin diyoruz kimsenin. Hemen alalım mı şöyle başkanım? Evet, şöyle sporcularımızı. Tabii ben de mikrofonlarımı alayım. Evet, hemen şöyle. Şöyle yarım ay şeklinde dizilelim. Başkanım hoş geldiniz, Zeynel başkanım. Öncelikle sözü size verelim. Tanısınlar arkadaşlarımızı. Hoş geldiniz. Evet. Şöyle biz buradayken de fotoğraf çeken olursa tabii ki memnun oluruz biz de. Şöyle evet. Ekranı sığabiliyor muyuz sevgili kameramanlarım? Evet sığıyoruz. Ben zaten yarım dünya. Böyle biraz sıkışalım şöyle. Evet şimdi Zeynel başkanım siz kendinizi bir de tanıtın. Sonra diğer başkanlarımız tanısın, sonra kardeşlerimiz tanısın. Ben bu arada, özür dilerim, ben bu arada sosyal medyadan tüm Çordef Kup'taki futbolcularımıza, köylerimize, derneklerimize başarılar diliyorum. Ama ben Akder sporluyum. Valla işim olmazsa, programım olmazsa bir maçınıza geleceğim. Gerçekten geleceğim. Evet buyurun başkanım, sözde sıra. Ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İsmim Zeynel Uzanır. Çorum ili Kargı ilçesi Abdullah Köyü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Çorum Dernekler Federasyonu'nda gençlik kollarından sorumlu başkanım. Ve aynı zamanda eğitimden sorumlu başkan yardımcısıyım. Şu anda Akder takımıyla komple teknik direktörümüz, futbolcularımızla, hocamızla, gençlik kolları başkanımıza Zendur Hanım'ın programına geldik. Hoş ona geldiniz. Geldik bu çok akşam. Teşekkürler. Takım kafile halinde biz seyircilerimizle birlikte. Evet. Bir de aynı zamanda ben şu anda başlamış olan bir turnuvamız var. Çorum Dernekler Federasyonu'nun başlatmış olduğu 45 takımlı bir turnuva var şu anda. Bu hafta startını verdik. Tüm Çorumluları bu turnuvaya verdikleri destekleme katkılarından dolayı kutluyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan
Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Cemil Yaşkabağ'a da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum ve tüm Çordef yönetimine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu turnuvaya desteği olan, emeği olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım, sizin sözünüzü bölmek istemedim ben. Böldüysem de çok özür dilerim. Çünkü atlamadan yapamazdım şu anda. Evet arkadaşlar, Çorumlu iş adamlarımız, görüyorsunuz değil mi? Şu gençlerin güzelliğine bakın Allah aşkına. Bu gençlerimiz ne yapmışlar? Sokaklarda vakit geçirelim dememişler. Başka şeylere bulaşmamışlar. Ve ne yapmışlar? Spora vermişler, futbola vermişler. Bu gençlerimizi destekliyoruz arkadaşlar. Sizlerden, Çorumlu iş adamlarımızdan özellikle ve özellikle telefon bekliyorum ben. Bu gençlerimize sponsorluk yapmak isteyen Çorumlu iş adamlarımız mutlaka dinliyorlardır bizi. Arkadaşlar belki de sizin bir gece de vereceğiniz, bir masaya bıraktığınız parayla bu gençlerimiz daha yukarıya çıkacaklardı. Aynı şekilde ben Zennure Çaylı Koç olarak ben elimden gelen ne varsa yapacağım bu gençler için. Gerçekten bu Akder Spor'a da benim kanım bir ısınıyor başkanım, bir ısınıyor. Bir ısınıyor. Acaba diyorum şimdi anneme mi sorsam, babamı mı sorsam? Acaba anne tarafım mı Çorumlu, baba tarafım mı Çorumlu diye düşünüyorum kendi kendime. Çok doğru hocam. Zaten bu işin oluşumuna biz 6 Kasım tarihinde başladık. Evet. Ve bu turnuva organizasyonu ben organize ederken tek amacım zaten buydu. Bütün Çorumluları bir çatı altında toplayabilmek ne ve mutlu. Gençlerimizi kahve köşelerinden, internetten, bilgisayardan, kötü alışkanlıklardan uzak tutup onları birbirleriyle tanıştırmak, kaynaştırmak. Tek amacımız buydu zaten. Çok güzel bir amaç yapmışsınız yani, başkanım. Tek amacımız tebrik ediyoruz. İnşallah başarırız. Tebrik ediyoruz başkanımıza koskocaman. Alkışlar diliyoruz. Ben buradan tekrar Abdullah Köyü muhtarım Sayın Şemsi Akgöz'e selamlarımı sunuyorum. Tüm Abdullah Köylü hemşehrilerime, tüm üyelerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıradan arkadaşlarımızı vereyim. Kendilerini bir tanısınlar. Genç konu başladığımız zaten. Ben Abdullah Bardakçı, Akder Gençlik Kolları Başkanıyım. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Allah da sizi yalnız bırakmasın. Evet, buyurun canım kardeşim. Tekrar öncelikle çok teşekkür ederim Zennur Hanım. Bu güzel programı davet ettiniz. Çok teşekkürler. Onurlandırdınız. Çok sağ olun. Ben de Abdullah Köy Yönetim Kurulu üyesi. İsmim Fuat Yaşar. Aynı zamanda Akder Spor oyuncusuyum. İnşallah güzel bir organizasyonla bu işi tamamlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben canım kardeşime vermeden önce ben aynı zamanda Akder Spor geldi. Akder Spor geldi buraya ama Çordev Kop'un diğer futbol takımlarını da bekliyoruz. Diğer kardeşlerimizi de burada bekliyoruz. Görmek istiyoruz. Yani söz de onların, mikrofon da onların, program da onların. Sizin programınız. Buyurun canım kardeşim. İsmim Hüseyin Uzanır. Çorum Karga Abdullah Köylü'yüm. Teşekkür ediyorum. Evet. Mustafa Uzanır, Akder Abdullah Köylü. Evet. Çok teşekkür ederim başkanım. Mikrofonuna konuşursanız. Evet, ben bu çiçeği tüm Çorumlular adına alıyorum. Tüm aynı zamanda tekrar söylüyorum, Çorumlu iş adamlarımızdan telefon bekliyorum. Altta telefon numaralarımız geçiyor. Destek bekliyorum. Sadece bu güzel kardeşlerimiz için. Başka bir şey istemiyoruz biz. Gençlerimiz orada kahve köşelerinde, internet köşelerinde vakit geçirmemişler. Bakın ne kadar güzel bir futbol takımı kurmuşlar. Zeynel Uzan başkanımız sayesinde. Bu güzellik için tekrar ben teşekkür ederim başkanım. Çiçek için ayrıca çok teşekkür ederim. İşte 16 yaşında bir genç. Pırıl pırıl benim oğlum. Maşallah. Evet. Dediğim gibi tek amacımız gençleri kazanmak. Evet. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim sizi. Evet, tanıtalım. Abdullah Köyü'nden Ümit Kısacık, Akder Spor Takım Kaptanıyım. Daha hiç sizin selam falan göndermiyor musunuz? Sevgili kaptanım, bak kaptanın kolunda mı şey var? Evet. Bayrak mı var? Evet. Oo, çok da güzel yakışmış. Birazdan Türkiye'm. Anlamlı olsun diye. Değil mi? Evet. Evet, kaptanımız, evet. Çorum Karga Abdullah Köyü'ne buradan selamlarımı iletiyorum. Hepsini çok seviyoruz. Sizin davetiniz için de teşekkür ederim. Çok ayrıca teşekkür ederim, sağ olun. Çorum Karga Abdullah Köyü'nden ben Emre Kısacık. Ben turnuvayı tamamlayamayacağım. Bir 10 gün sonra askerde olacağım için. Ama hayırlı tezkereler dilerim şimdi. Teşekkür ederim. İsmim Adem, soyadım Ahlat, Çorum Kargı, Abdullah Köy. Hiç kimseye selam göndermiyor musun Adem? Hiç kimse seni izlemiyor. Evet.
Evet. Zeynur Hocam, ben ismim Kenan Özel. Memnun olduk. Başkan Zeynel Uzan'ın başkan yardımcısıyım. Evet. Akder Abdullah Köyü'nde başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda bu takımın hocasıyım. Kaptan, siz teknik direktör. Teknik direktörüm, evet. Fatih Terim kıskan mısın siz? Kıskanmazlar. Biz onlara, büyüklerimize saygılar. Hocam, bizi buraya getiren asıl amacı ben açıklamak istiyorum. Tabii. Siz bizden önce ifade ettiniz ama o sizin güzel yorumunuzdu. Ben Akder Spor tutuyorum deyince, sosyal medyadan sizin mesajınızı görünce başkanımıza dedik ki ya bu yüreği güzel insan kimse bizi oraya götür. Biz de orada misafir olan dedik. Gerçekten buranın bu kadar sıcak bir ortam olduğunu ben tahmin etmiyordum. Evet. Abdullah Çıtak Başkanım, Çorum Dernekleri Federasyon Başkan Vekili ve Muzaffer Korkmaz Göz Başkanımı sık sık buralarda görüyordum ama buranın bu kadar sıcak ve güzel olduğunu bize her zaman bekliyoruz. Söylemiyorlardı. Kenan bundan Bey. Sonra gerçekten katılmaya çalışacağız. Güzel çok güzel. Hocam aynı Şenol Güneş'e benziyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ekrandan öyle gördüm. Değil mi? Buradan Şenol Güneş'e ve Fatih Terim'e sevgilerimizi gönderelim. Biz de kimler sporla uğraşıyorsa, kimler Türkiye'sini, ülkesini, vatanını, milletini seviyorsa aynen, onlara saygımız sonsuz. Ben de buradan memleketime, ekran başında bizler kimler izliyorsa, stüdyodaki misafirlere hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aynı şekilde. Sağ olsunlar. Ben de tebrik ediyorum tekrar sizi bu kadar güzel gençlerimizle ilgilendiğiniz için. Medyadan duyuyoruz işte gençler şurada işte uyuşturucu kurbanı olmuş, şurada böyle yapmış böyle, gerçekten tebrik ederim. Yani bu güzellikleri yaşattığınız için Abdullah Köyü adına, halka adına da çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet ettiğiniz, biz geldik daha sizi aslında biz gelmek istedik. Evet. Tabii ki bu emek Çorum Dernekleri Federasyonu'ndur. En başta rahmetli başkanımız Süleyman Gökçe başkanım vardı. Allah onun ruhuyla devam ediyor bu mücadele. Bu dostluk yaşayacak ve bu şekilde devam edip gideceğiz. Süleyman Gökçe beyefendi gerçekten çok güzel emekleri oldu dernek için. Çordef için çok uğraştı. Çorumlular için çok uğraştı. Zamansız bir şekilde kaybettik başkanımızı. Maalesef. Evet. Buradan Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine de. Evet şöyle, bu arada Kenan Bey sizin şiirleriniz olduğunu da duyduk. Birazdan mı alalım? Hocam, sizin yanınıza sanatçı abilerinin yanında biraz zor olur ama tabii ki... bir kuble okuyun o zaman. Evet şöyle ki, bir... Ama hocam bana çalarsa da evet, şöyle bir memleketle şöyle bir duygulu bir müzik olursa ben de... Evet kameraya. Telefonumdan okuyacağım, ezberimde belki olmayabilir. Evet siz de bizim gibi kobi çekiyorsunuz maalesef, değil mi? Evet. Memleketim, herkes sever de yöresini, yurdunu, bizim memlekete özlemimiz başkadır. Herkes sever de depelerin, özler de depelerin ardını, bizim memlekete özlemimiz aşkladır. Aklımıza yer etmiştir oraların anısı, sanki orada kalmıştır canımızın yarısı. Koca Ozan memleketin delisi, bizim memlekete özlemimiz başkadır. Sungurlu deyince gözümüz dolar, İskilip deyince özümüz yanar, Osmancık deyince benzimiz solar, bizim memlekete özlemimiz aşkladır. Oğuzlar Dodurga Laçin'e yakın, güzellik görmek için bayada bakın. Kargıyı Kenan'a sormayın sakın, bizim oralara bakışımız başkadır. Anlatılmaz ki Mecit Öz'ü alacağı, kargıdan bir su içsen gerek kalmaz ilaca. O köylerde tüter ise bir baca, bizim o dumana bakışımız başkadır. Çorumlunun özlemi hiç bitmez ki Çorum'a, biri yaban söz etse hemen gider zoruma. Aşık Kenan Özel'im, bir çare bu duruma. Çorumlunun memlekete hasretliği başkadır. Hocam çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Yüreğinize siz var sağlık olun. Başkanım. Gerçekten buralarda çok olun. Güzel. Biz sizlere gelelim böyle zaten. Sağ olun başkanım. Hürmet ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Gerçekten onur verdiniz. Onurlandırdınız bizi de. Biz o onur bize ait. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet. Futbolcu kardeşlerimize, başkanlarımıza alkışlarımızı sunuyoruz. İnşallah kupayı alıp kupayla geliriz tekrar buraya. Evet.
Evet inşallah. Bir Türkiye'm yapalım. R karalar olsun. Hep beraber sizinle beraber sahnede kalın siz de. Hep beraber okuyalım. Evet. Herkese armağan edelim. Efendim. Çok teşekkürler. Evet, formamızın rengi de bu arada Samsun Spor'da rengi kırmızı beyaz. Türkiye'de kırmızı beyaz. Demek ki ben o yüzden beni çekmiş bu. Çekmiş, renk çekmiş. Evet. Efendim teker teker çok teşekkür ediyoruz. Başkanlarım, sevgili başkanlarım. Teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür. Canım kardeşlerim her zaman gelebilirsiniz. Sizin programınız bu program.
Çok teşekkürler. Beni yalnız bırakmadınız. Başarılar. Allah da sizi yalnız bırakmasın. Amin. Canım kardeşlerim. Ve tekrar örfümüzü, anneannelerimizi, geleneklerimizi bu şekilde devam ettiren, bizlere bu imkanları sunan değerli ablalarımızı, abilerimizi, sanat camiasındaki insanları ve siz değerli insanları Rabbim başımızdan eksik etmesin diyorum. Amin. Amin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Turnuvadan önce, pazardan önce sizde maç almak. Maç almak istiyoruz. Kısmet diyor ki, diyelim. İnşallah. Bakalım bir programa uygun olursa yaparız tabii ki. Evet. Hocaya sormalı lazım. Çok teşekkürler. Tabii buyurun, buyurun. Efendim çok güzel oldu, çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Tabii ki burada aynı zamanda başkanımız Muzaffer Korkmazgöz'ü de buraya alacağız birazdan. O da bir şeyler söylemek istiyor. Ben biliyorum, kalbini okuyorum buradan. Evet, sevgili Murat kardeşim ne yapalım? Seni alalım çok. Siz ne dersiniz onu alalım hocam. Aynı zamanda babamın sana çok selamı var. Babanın da ellerinden öpüyorum, saygılar. Sizden barak mı artık, hoyrat mı ne olursa. 3 numarayı göndereceğiz ama bizi buradan dedim ya demin Giresun'un dostlar, Malatya'dan dostlar, tabii ki. Ardahan'dan, tabii, buyurun, Kars'tan. Söyleyebilirsin. Herkese selamlar olsun. Canip Ay, Akif Ay, Mustafa Can, güzel kardeşlerim. Onlar hep benim yanımdalar. Bizi izleyen tüm dostlara selamlar olsun. Birazdan özür, neydi? Aşkın demek bilen varım. Bir kulübe dostu okuyacağım parçadan sonra, olur mu? 3 numara hocam rica etsem. İçinde barak havası istedim. Thank you.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Valla duygulandık biraz ablam ama. Evet. Hocam, sesleri var. Hocamının baştan sonra hocam zaten değil çaldı. Mi? Tabii. Evet. Adil hocam zaten Türkiye genelinde büyük bir dev nefesli sazlarda. Evet. Hürmetlerimi sunuyorum. Evet. Evet, sözüm vardı dedim ya, dinliyorlar. Bir, evet. Bir yüzsüzlük yapacağım. O yüzden C'deyiz hocam. Tamam, yani ekran. Söz kalsın. Aşk ne demek bilen vardı. Bunu zaten yani bilen kolay kolay yaşayan mıdır ancak? Ama yine çoğu da bilmiyor, onu da söyleyeyim ya. Dünya kurulduğundan beri diyor, Leyla'lar, Mecnun'lar geldi geçti, Ferhatlar, Şirinler, Kerem'ler, Aslılar. Hepsi öldü gitti. Ama ölmeyen tek şey neydi? O da aşktı. Yüzyıllardır, asırlardır hep yaşadı. Hep yaşamaya devam edecek. Teşekkürler. Stüdyo arkadaşlarıma güzel bir alkış istiyorum, orkestramıza. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Bazen bir garip oluyor halim. Kendimi ben bile tanımıyorum. İçimde bir çöküş, bir heyelan. Taşa toprağa bulanıyorum. Teşekkürler. Selamlar olsun. Çok teşekkürler. Devam etseydim. Arkadaşlarıma haksızlık olmasın o yüzden. Çok teşekkürler. Bizde haksızlık yok. Kim ne okumak isterse onu okur. Sağ ol ablam. Evet. Çok teşekkür evet. ederim. Teşekkür. Birazdan okuruz az zamanımızda. Evet, birazdan okuruz. Şimdi ben biraz çok az bir mesaj okuyayım. Ondan tabii, sonra tabii, mikrofonumuzu neye vereceğiz? Böyle eşme kazma işlemlerine bırakacağız değil mi? Hocam evimizi yıkmasınlar sonra. Evimizi kimse yıkmaz. Evimizi başarılar. Kimse yıkmaz. Evet. Şimdi çok güzel mesajlarımız var. Bunları okumam lazım. O mesaj çeken elleriniz dert görmesin. Tek kelimesi, tek harfi için bile benim için çok özel. Bana kıymet vermişsiniz. Bana mesaj çekmişsiniz. Ne mutlu bana. Evet, buraya bakıyoruz. Şimdi Ali Yıldırım, İstanbul'dan Ali Yıldırım, sıradaki parça Mavi Gözlüme, Mavişime gelsin demiş. Onun için bir mavi yapar mıyız zamanı gelince? Evet. Hayırlı programlar. Ben Mehmet Akif Ay. Saygıdeğer Kerpüklü Murat Ceylan abimden Kardeş Kalk Gidelim türküsünü istiyorum. Ailem ve dostlarıma armağan ediyorum. Murat abinin başarılarının devamını diliyorum demiş. Çok teşekkür demiş. Ederim. Sağ ol Akif'im. Senin de. Evet. Genç bir kardeşimiz. Evet. Ama türküleri, eski türkülere çok değer veren bir kardeşim. Çok farklı bir çocuk. Okuyor mu kendisi de? Okumuyor, sadece dinliyor. Dinliyor. Her hafta burada yeni bir türkü atıyor bana. Abi bunu geçiyoruz bu hafta. Değil evet, kardeşimize sevgilerimizi iletelim biz de. Evet, iyi akşamlar. Ben Mustafa Can.
Canım abimiz Murat Ceylan'ı sevgi ve sevgili selamlıyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Nişanlım Sena'yı çok seviyorum. Onu hayırlı çok programlar. Onu zaten bilmeyen yok artık. Yani. Sena Hanım. Ali evet. Ayşe'yi seviyor gibi bir şey oldu evet. Yani. Murat mıydı? Mustafa Can Sena'yı çok seviyormuş. Bir alkışlar. Alkış gönderelim buradan. Sevsinler. Allah'ım kimseyi. Akıllı olsunlar. Akıllı olsunlar. Evet. Bugünümüzde çok şükür canım abim seni çok seviyorum. Başarıların devamını dilerim. Bilal Avcı'ya iyi akşamlar. Sen Sivas'ı seyret. Yar bende seni çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Size gelmiş Mücahit Bey. Evet. Avcı Hafriyat başarılar canım oğlum. Muhtar baban yazmış. Galiba eski muhtarlardan değil mi? Bu ara muhtarlar derken biz de Alaçam Ziraat Odası Başkanı ve özellikle Ortaköy Muhtarı Hüseyin Bedir abime ve sevgili Alaçamlılara sevgilerimizi gönderelim buradan. Ayrıca İlhan Özdemir abime emekleri için çok teşekkür ederim. İlhan abi yani vallahi billahi sen bizi çok mahcup ediyorsun. Allah da senin her zaman yanında olsun İlhan abicim. Aynı zamanda yine bize Şebin Karahisar'dan, Baltaşı'ndan, Baltaşı muhtarımız Sayın Kaya Özyıldırım beyefendi de izliyorlarmış. Herkese, tüm Türkiye'deki muhtarlara sevgilerini iletiyor. Ayrıca Sivas Ortaköy'den de izliyorlar. Sivas Ortaköy'den de bakın. Akıncılar Ezbiler Eski. Evet, Akıncılara da sevgilerimizi iletelim buradan. Zeynur Hanım programınızı zevkle izliyoruz. Sizi ve 12 No'lu parçayı Kanal 28'de izlemek için inşallah orada olacağız. Alo. Efendim, buyurun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Hocam böyle bir programdan dolayı size öncelikle ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim aradığınız için, bizimle olduğunuz için. Sizi tanıyalım. Bugün yine şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de en yakın acil şifalar diliyoruz. Çorum'dan hain çıkmaz hocam. Bir tane Çorumlu hain duymamışsınızdır. Evet. Alkış gönderelim mi burada? Canım kardeşim çok teşekkürler. Biz de onları zaten onlar beni bağırlarına bastı. Ben onun aileden birisiyim artık. Gerçekten çok mutluyum sizlerle olmaktan. Buyurun sizi dinliyoruz. Alo. Telefonumuz düştü galiba. Evet, alo. Telefonumuz düştü. Evet, sevgili kardeşime sevgilerimizi gönderelim. Dedi ki en son cümlesini, Çorumlulardan kimseye zarar vermez, hain değildirler dedi. Biz de böyle bir anda anlayamadık. Herkes çok bir durumda. Ne diyecek diye lafının sonunu bekledi galiba. Alkış gönderdik. Sevgili kardeşim, sevgilerimi iletiyorum size ve tüm Çorum'a. Evet, efendim istek gelmiş Mücahit Bey'e. Seni çok seviyorum, canım eşim. Başarıların devamını dilerim. Aysel Avcı hanımefendi göndermiş. İyi akşamlar, ben Canip Ay. Kardeşimiz Murat Ceylan'ı gururla izliyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Akif Mustafa. Evet, bu arada Çorumlu sanatçımız Ali Gürsoy'a başarılar diliyoruz. Abimiz Zeynel Başkan'a, Abdullah Başkan'a, Kenan Özel abimize, Çorumlu konuklara ve sizlere selamlar demişler. Bizden de selamlar olsun. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz onlara. Benim bir Çorumlu çok değer verdiğim bir ailem, abilerim tabii var. O da Feridun Vasıf Bayburtlu ve değerli ailesine çok selamları gönderiyorum. Sevgiler sunalım biz de. Onları yıllarda çok iyi sevdiğim dostlarım. Evet. Çorum deyince hemen aklıma ilk onlar geliyor. Bir de leblebi geliyor. Evet, leblebi. Başkanım leblebi gelecek mi? Şekerli mi hocam? Hocam şekerli mi? Şekerli mi, şekersiz mi başkanım? Hepsinden gelecekmiş efendim. Evet, ben inanıyorum başkanlarımıza. Evet. İşlerinde başarılar dilerim canım oğlum demiş. Yine size gelmiş Mücahit Bey. Zeynur Hocam programınızda başarılar dilerim. Benim şarkımı da söylemenizi rica ediyorum.
Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Vay, vay. Zevkle izlemekteyiz saygılarımla. Nuri Coşkun Beyefendi'ye de gerçekten sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizim sıkı sıkı takipçimiz. Kendisi de çok beyefendi. Arada sırada buraya kendisi de geliyor. Telefonda da görüşüyoruz. Canım abime buradan. Birazdan şarkısını yapmaya çalışacağız değil mi sevgili maestro'um? Reklam arasında çalışalım bari. Nuri Coşkun'a da armağan edelim. Evet, mikrofonumuzu hemen bir re alalım. Re alalım hemen. Mücahit Bey'e verelim. Mücahit Bey. Zaten mikrofon zaten. Evet tamam, mikrofonu açık. Siz oturun yerinize. Evet, normal mikrofon varmış. Yakınızda normal konuşabilirsiniz. Öncelikle beni bugünden bana kadar yetiştiren, büyüten. Kameraya. Babaannem, annem. Hepsine selam ediyor. Ellerinden öpüyorum. Onların sayesinde biz bu zamana geldik. Onların iyiliğini hiçbir zaman ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Evet, sevgiler sunuyoruz biz de. Büyüklerimin, küçüklerimin, gözlerinden, büyüklerimin ellerinden tüm dostlarıma saygılar, selamlarımı gönderiyorum. Avcı Hafriyat daha neler neler yapıyor? Çalışmakla meşgulüz. Çalışmakla meşgulüz. Gündüz farklı yerlerde, gece farklı yerlerde sürekli iş halinde koşturmaca devam ediyor. Evet, siz beni tır şoförü olarak alıyor musunuz şimdi? Canınız olsun, siz tır şoförü de başımın üstünde yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Şimdi Avcı Hafriyat'a çok teşekkür ediyorum. Programımızın bu haftalık sponsorluğunu üstlendi. Ben de program sponsorluğunu üstlenirim. Kaç hafta olursa olsun, ister bir hafta, ister iki hafta, ister üç hafta derseniz tabii ki diğer sponsorlarımızı da buradan kucak açmış bulunmaktayız yani. Evet, burada olduğunuz için... Destek olmadan olmaz mı? Tabii ki biz birbirimizi olmaz. Destekleyeceğiz. Evet. Evet. Zaten sanatçının en büyük destekçisi alkışlardır değil mi? Aynen öyle. Alkışlarımızı eksik etmeyeyim. Evet, söylemek istediğiniz başka şeyler varsa söylemek da onları istediğim, da alalım. İstanbul genelinde yani her türlü imkanlarımız olduğu kadar, elimizden geldiği kadar vatandaşın işlerini yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Altyapı olsun, kanal, dolgu, parke hepsinde yardımcı oluruz yani. Evet, çok teşekkür ederim. Gerekli yerde zaten numaralarımız var. Ulaşmak yani isteyen arkadaşlar 7/24 hizmetimiz var. Kanal 28'de hocam sizin sayenizde biraz da fiyatlar indirimli oluyor. Tabii ki. Türkiye'nin sınırı programı vasıtasıyla aradım derseniz hemen Mücahit Bey size indirim yapacaktır. Yapmazsa beni arayın. Benim numaralarım da birazdan menajerlik numaralarımızı yayında geçecek arkadaşlar. Evet, biz Mücahit Bey'e katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İşlerinde de başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Annenize ve babanıza saygılar sunuyoruz sağ biz de. Çok sağ olun. Eşinize de sevgilerimizi gönderelim buradan. Sizin için bir Yozgat sürmelisi okuyacağız. Oy, ama Ali kardeşimden sonra. Ali kardeşimi alkışlar eşliğinde hemen şöyle. Ali kardeşim, salt senin, söz senin, ne dilersen. Evet. Şimdi bu Zenbir hocam. Bu sıradaki parçamı da hemen yardımcı olayım canım kardeşim. Canım annem beni izliyor. Evet. Kız kardeşlerime. Sevgilerimizi sunalım buradan. Sevgili kardeşimin babası Mustafa Avcı abimize. Ferdi Kara kardeşim bugün beni yalnız bırakmadı burada stüdyomuzda. Hoş geldiniz diyoruz. La diyelim, la yapalım. Zahidem. Bir Zahidem yapalım, arkasında da zaman hızlan duma gidiyor başka.
haber sorarım. Zahiden bu hafta oluyor gel. Gelenden geçenden anam anam haber sorarım. Zahiden bu hafta oluyor gelin. Haydi bakalım elle. Zaman mı hızlandı vakit bir başka, zaman mı hızlandı vakit bir başka. Gecemi kaybettim günler yabancı, geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalim yarına dünler yabancı, hayalim yarına dünler yabancı. Geçen yıllar gençliğimi götürdü. Hayalim yarına dünler yabancı. Hayalim yarına dünler yabancı. Hayalim yarına dünler yabancı.
sanır cinler yabancı. Zalim zulüm eder sana anam kalır. İnsana insanlık cinler yabancı. İnsana insanlık cin. Çıkalım galeye bir akşam üstü, bir akşam üstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönül, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Başımı koyup da göğsün üstüne, göğsün üstüne. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Sivas'ı seyret, yar ben. Şehri Kangal, Zara, Hafik. Bütün ilçeler. Bu garip Ferhat'ın kurbanın olsun, kurbanın olsun. Sensiz bu dünyaya söyle söyle neylesin. İşte bu canıma yoluna sersin, yoluna sersin. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, kız ben de seni, yar ben de seni. Sen Zara'yı seyret, yar ben de seni, kız ben de seni, yar ben de seni. Evet, çok teşekkürler. Bu alkışlar Sivas'ta yaşayan istek isteyen herkese gelsin ve tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz. Aynı zamanda Çorum merkezde bizi izleyen Mustafa Bozkurt ve ailesine, yine Çorum Mecitözü Büyük Bekeş Köyü'nde bizi izleyen Nurettin Yılmaz'a ve ailesine tüm Çorumlulara selam olsun demişler. Evet. Yine bize Sivas Divriği'den, Beldebi Köyü'nden izleyen dostlarımıza da selamlar olsun. Aynı zamanda geçen yurt dışından da var i̇şte mesajlarımız. Evet, yurt dışından da geliyor. Koskova değerli ailesine. Evet. Selamlar olsun. Evet, selamlar olsun. Aynı zamanda geçtiğimiz cumartesi akşamı
Sultanbeyli Samsunlular Tirit gecesinde Tiridine bandım var ya, işte o bizim bizim Samsunlular Sultanbeyli'ndeki Samsunlu derneklerimiz Tirit gecesi düzenledi ve biz de o Tirit gecesine katıldık. Öncelikle Sultanbeyliler Samsunlular Derneği Başkanımız Sayın Dilaver Çamoğlu ve Başkan Yardımcımız Dilaver Ege Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. İkisinin de ismi Dilaver'di. Ben ortalarında geçen akşam dilek diledim. İnşallah tekrar onları da programımıza davet ettik. Tüm Samsunlulara da Sultanbeyli'deki Samsunlular Derneğimizdeki çalışanlara da sevgilerimizi sunalım. Samsunlulara da armağan edelim bu türkümüzü. Evet, telefonumuz mu var? Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Merhaba Zendra Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kiminle görüşüyoruz? Ben Hicran Sonsuz, Aydın'dan arıyorum. Aydın'dan arıyorsunuz bizi, ne güzel, ne güzel. Evet. Türkiye'nin dört bir tarafından izlenmek bize gurur veriyor gerçekten. Kanal 28 olaraktan eğer Aydın'a da ulaştıysak ne mutlu bize. Kanal 28 ailesine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizleri bize ulaştırdığı için. Seviyoruz yani, türkülerinizi falan dinliyoruz, seviyoruz. Mesaj attım ben de, gelmedi bence. Evet. Ben sizden şeyi istiyordum ya, size zahmet. Evet. Bu ellerini çekip benden parçasını. Ellerini çekip benden yarın bugün gider oldun. Hem sevip hem evet. Sevilirken bu ayrılık neden oldu? Sizin için söyleriz. İsminizi alalım. Onu istiyorum. Sağ olun. Hicran Sonsuz. Hicran Hanım. Hicran Hanım, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Katıldığınız için mutlaka seslendireceğiz. Burada üç tane sanatçı arkadaşımız var. İkisi o, birisi de ben. Ben de arkadaşım oldum tabii kendimin bu arada. Yan yayında olur böyle şeyler canım. Evet, üç sanatçı olan biz, mutlaka birimizden birisi seslendirecektir. Canım kardeşim, aradığın için çok teşekkür ediyorum ben sana. Bizi yalnız koymadığın için sağ olasın, var olasın Hicran Hanım. Şimdi, evet. Şimdi ben sanatçıyım dersem hocam oradan kızar. Ben yorumcuyum. Sadece. Yorumcu. Onu söyleyeyim ben. Hocamız da her şeye sanatçılık kızıyor. Çok farklı bir şey. Yani bunu yazmak, gündeme getirmek, taşımak, onu bestelemek. Tabii. Onu ruhunu katmak, sonra bunu güzel ahlakıyla pekiştirip insanlara sunmak. Asıl sanatçılık o. Tabii. Yani biz elimizden geldi tabii sevgiyi, saygıyı asla bırakmayız ama biz sadece yorumcuyuz. Yani ben şahsım adına konuşuyorum. Ben aynı, yorumcuyum aynı yani. Ben sanatçı henüz o mertebeye gelemedim. Evet. Yani özür diliyorum sizlerden. Yani evet. Bunu ukalalık anlamında sakın yok, anlaşılmasın. Yok. Evet. Bu arada sevgili Bahar Varlı kardeşim ve sevgili eşine ve sevgili çocuğuna sevgilerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum onları da. Bizleri izliyorlarmış kendileri de. Hemen ne yapıyoruz? Bu arada şu Muzaffer Başkan'ımı da almak istiyorum ben. Böyle köşede sessiz sessiz oturuyor başkanımız. Evet. Aynı zamanda Abdullah Çıtak başkanımızı da alalım buraya hemen. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz diliyorum başkanım. Buyurun, mikrofonu size verelim. Evet, hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkürler. Nazar etmeyin ne olur, çalışın sizin de olur. Vallahi çok güzel çiçeklerim oldu. Özellikle programınız hayırlı olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Kanal 28 hocam, ailesi evet. Gerçekten güzel bir stüdyo. Biz ilk geldiğimizde böyle bir yer beklemiyorduk ama sanayinin içerisinde biraz da gelirken nerede buldular böyle bir yeri diye sistemde bulunurken ama içerinin sıcaklığı tabii bizim düşüncelerimizi biraz daha hafifletti. Yayınlarınıza bundan sonraki bölümlerde başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Tabii kolay değil. Sanatçı dediğimiz zaman eskiden çok farklı bakılırdı. Şimdi insanlarımızın bir türkü söylemekle temin Murat kardeşimizin söylediği gibi işte biz yorumcuyuz demesi, o da onun kendi alçak evet. Gönüllüğü. Allah razı olsun. Buradan özellikle 2016'da şehit olan ailelerimize Allah sabırlar versin. Yaralılara Allah acil şifalar versin. İnşallah 2017'de böyle bir acılar Allah-u Teala bizlere hiç kimseye göstermez. Amin. Terörün her türlüsü kötüdür. Evet.
nalettir. Ama diyoruz ki bizler herkes birbirimizden sorumluyuz. Bundan dolayı da 7/24 görevin başında olan özellikle askerlerimiz, polislerimiz, ben kendim itfaiyeciyim, itfaiyeci arkadaşlarımız. Bundan dolayı görevini asli olarak yapan herkese hayırlı işler ve bundan sonraki işlerine de başarılar diliyorum. Allah hepinize yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkürler. Teşekkür. Başkanım, kendi konumunuzu söylemediniz. Ben söylemiştim ama program başlarken siz asıl tanıtımınızı yapmadınız. Neyin başkanısınız, nerenin başkanısınız? Şimdi tabii 40 senedir İstanbul'da olmanın, Çorumluyuz da diyemiyoruz, İstanbulluyuz da diyemiyoruz. Ama evet, burada şu çok önemli. Nerede olursak, nerede doyarsak tabii biz orayı destekleyeceğiz. Tabii ki. Ama unutulmayan bir çocukluğumuzun geçtiği yerler, memleketimiz vardır. Son 10 sene içerisinde bir kıvılcımla İstanbul Çorumlar Derneği ve bundan sonra son 4 sene içerisinde de İstanbul Çorumlar Dernekler Federasyonu'nu arkadaşlarla, hemşerilerimizle 85 tane İstanbul'da aktif derneğimiz var. Ve bu 85 derneğin içerisinde de 250 bine yakın İstanbul'da nüfusumuz var. Ve bundan dolayı da biz hep şunu söylüyoruz. Biz hep geride kalmışız. Neden? Hep desteklemişiz. Seçmişiz. İnşallah bundan sonra bütün hemşerilerimiz de ön plana çıkar. Biz bundan sonra seçilen olacağız. Ve seçilen de olmak istiyoruz. Her branşta, siyaset de olsun, sanayi de olsun, STK'lar da olsun, hiç fark etmez. Bundan dolayı da ben özellikle böyle bir imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Burada Murat kardeşimize başarılar diliyorum. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun. Ali özellikle abi, başarılar diliyorum. Kardeşim, size de bundan sonra hayatınızda başarılar olun, diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin cümlemize. Evet, buyurun Abdullah Başkanım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sanatçı kardeşlerimize, hemşerimiz Ali Gürsoy'a, size de programımızda başarılar diliyorum. Teşekkürler başkanım. Biz yakın olduğumuz için aşağı yukarı her programda buradayız. Evet, çok sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Çok kibarsınız. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Ağzınıza çok teşekkürler sağ olun başkanım. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Ne diyordu? Evet. Vallahi. Tabii bu arada başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Dediğim gibi ben Akdeniz Spor'u destekliyorum diyorum ama yine futbolcularınızı alıp gelebilirsiniz. Bu program sizin programınız diyoruz ve ellerini çekip ben de. Evet, bütün kardeşlerimize de başarılar diliyoruz tabii ki. Bu arada beni köyümden izleyen ve bana çok çok sitem gönderen kendi köylülerime de sevgilerimi gönderiyorum. Alaçam Göçkün Köyü'ndeki bütün izleyenlere sevgilerimi gönderiyorum. Aynı zamanda Nihat amcaya çok teşekkür ederim. Benim en büyük takipçim ve eşi Aynur Hanım'a ve çocuklarına da sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Şimdi hemen Murat kardeşimden bir eser alalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Demin bir hanımefendi istemişti, ellerini çekip. Evet, ellerini çekip. Benim de çok sevdiğim bir parça. Evet, hemen alalım onu. Hemen. Ekranların başında bizi izleyen herkes. Hemen, hemen alalım. Evet. Hatta beraber de okuyabiliriz. Yani düet bağlamında olur. Arkadaşlarımla beraber okuyacağım. Thank you.
tutmuştu ellerimi. Ama senden ayrı gezer yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu. Beden oldu. Sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Ama sen ayrı gezen yürek değil beden oldun. Yürek değil beden oldun. Beden oldun. Hem ekranları başında hem stüdyodan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bir alkış istiyorum. Gerçekten de bakın size. Evet. Ve Akdere, Akdere Spor. Çorumlu önce öğrendim ki Akderliymiş. Hayır.
Ya ben Karahisar'da Malatyalıyım. Türkü söylerim siye, koyun asayla, 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 asayla.
16 Ocak 2017 Pazartesi Kanal 28 Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polisleri taşıyan servis aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis şehit olurken 3 polis yaralandı. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Merkez Sur ilçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık